Selam hanımlar beyler, nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. Bugünkü menümüzde mor pancar parator var. Buyurun beraber malzemeyi sayalım. Bir tane pancar soydum, yıkadım. 2 su bardağı yoğurt. Bir tatlı kaşığı tuz, biraz da pancara, biraz yoğurdun içine. 2 diş sarımsak. 4 tane de ceviz. İsteyen içine de katabilir. Ben üstüne atacağım. İçinde yumuşuyor. Sevmiyorum öyle. Pancarı pişirmek için de klasik su bardağı zeytinyağı. Bir de rendemiz. Rendeleyeceğiz. Şu yağı kenara alayım çünkü benim masam biraz ayaklar falan oynuyor. Dökülebilir. Rendeleyelim. Büyük gözünden de rendeleyebiliriz. Pancar çok faydalı. Herkes sevmez ama böyle toprakçı bir tadı var. Kokusu falan harika. Evet, rendeledik. Her tarafta mor mor oldu. Yapacak bir şey yok. Yoğurt da benekli benekli oldu. Şimdi bunu tavaya alalım. Sonra da sarımsağı doğrayalım yoğurda. Tavaya ocağı aldım. Yağımızı da dökelim. Pancarı da dökelim. Havuçla da yapılıyor, kabakla da. Aynı tarifle yani. Ocağı dökelim. Tuzun birazını biraz da yoğurdu. Böyle karıştıra karıştıra pişireceğiz. Zaten piştiği belli oluyor böyle. Yumuşamış oluyor. İlk defa yapanlar için söylüyorum. Genç kızlar, genç kardeşler, erkekler için. Burada böyle pişsin. İşte biz yoğurdu sarımsaklayalım. Sarımsağımızı doğrayalım yoğurdun içine. Yoğurt da benekli oldu pancarda. Doğal bir renklendirici. Pancarın zamanı geçmeden alıp rendeleyin. Buzluğunuza koyun. Keklerde, kurabiyelerde, eriştelerde, makarnalarda, böyle salatalarda kullanın. Kalan tuzu da yoğurda döküyorum. Süzme yoğurtla da olur. Ben kendi mayaladığım yoğurtla yapıyorum. Cevizi de hemen biraz küçülteyim. Ellerimi yıkıp geleyim.
Sebze böyle küçük küçük parçalara doğrayıp dediğim gibi içine de katabilirsiniz. İçinde yumuşadığı için öyle sevmiyorum ben. Üzerine süs olarak dökeceğim. Ceviz yoksa fındık da olur. Fındık yoksa Hindistan cevizi de olur. Nane de olur. Bak nane de vardı. Unuttum yine şey malzeme. Artık kusuruma bakmayın. Yani nane sevmeyenler de katmayabilir ama nane de güzel bir tat veriyor. İşte bakın böyle. Şimdi altını kapatacağız. Soğuduktan sonra da sarımsaklı yoğurtla karıştıracağız. Evet hanımlar beyler. Pancar tarifimiz soğudu. Sarımsaklı yoğurt. Unuttum bir çay kaşığı da nane. Karıştırıp dökeceğiz. Denemenizi tavsiye ederim. Cevizle de süsleyelim. Evet, hazır. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Allah'ıma emanet olun.